Herkese merhaba yeni bir videoda birlikteyiz. Bu videoda arkasına dövme yapabildiğiniz cep telefonu Vivo V30 Lite'ı anlatacağım sizlere. Bu cep telefonun arkasındaki boya UV ışığa karşı duyarlı. Yani kapalı bir ortamdan güneş ışığına çıktığınızda koyulaştığını görüyorsunuz. Ve bu özelliğini kullanarak UV ışıkla beraber bu cep telefonun arkasına çeşitli desenler işleyebilirsiniz. Tabi bunlar geçici oluyor. Yani UV ışıktan uzaklaştıktan bir süre sonrasında telefon rengi eskisine dönüyor ama Mesela 3D printer'den çıkarttığınız kalıplarla arkasına çeşitli şekiller yansıtmak kısa süreli de olsa oldukça eğlenceli. Aynı zamanda VV30 Lite'ın iki farklı rengi mevcut ve iki farklı renk arasında enteresan bir ayrım da var. Nedir bu? Elinde orman yeşili var mesela. Orman yeşiline baktığınızda sadece düz yeşil olmadığını görüyorsunuz. Çeşitli geçişler de var üzerinde. Mercan siyah rengi de siyah bir renk ama orada da çeşitli geçişler görüyorsunuz. Ama renkler arasında bir de ağırlık farkı var. Sanırım orman yeşili rengi UV ışığa duyarlı olabilsin diye bir 10 gram daha kazanmış. Çünkü bu model 196 gram ağırlığa sahipken mercan siyah renginin 186 gram ağırlığa sahip olduğunu görüyoruz. Ve V30 Lite gündelik kullanımda aslında her işinizi yapabileceğiniz fiyat performans odaklı geliştirilmiş bir telefon. Firmanın eğer telefon sıklasına bakacak olursanız eğer. içerisinde Snapdragon 685 yongası geliyor. Bu yonga günümüzdeki uygulamalar için yeterli performansı sunuyor. Oyun da oynayabiliyorsunuz ama cep telefonunun ekranı 6.67 inç boyutlarında AMOLED bir ekran. Oldukça parlak güzel bir ekran ve 1080 2400 piksel 120 Hz bir ekran. Hani bu ekranın bütün çözünürlüğünü yüksek tazelem hızını kullanarak yeni nesil oyunları en yüksek grafikte oynar mıyım diye sorarsanız. Evet en yüksek grafikte oyunlar açtığınızda bu yonga sizi biraz zorlayabilir ama... Genel olarak günümüzdeki oyunları orta yüksek grafiklerde akıcı bir şekilde bu cep telefonunda deneyimleyebiliyorsunuz. Genel olarak 196 gram ağırlık bu boyutlardaki bir ekran için aslında oldukça iyi. Çünkü 5000 miliamperlik bir batarya ile beraber geliyor. Ve kutu içeriğine baktığınızda 80 wattlık hızlı şarj adaptörü de geliyor. Ve cep telefonunu sıfırdan yüze hızlı şarj etmek istediğinizde yaklaşık 55 dakikada %100 şarj edebiliyorsunuz. Bunlar güzel değerler. 5000 miliamperlik bataryası ve yongası ile beraber de aslında çok uzun süre bir daha şarja ihtiyaç duymadan çalışmaya devam edebilen bir model. Ekran oldukça kaliteli. 60 Hz 120 Hz arasında geçişler yapabiliyor. Böylece enerji tasarrufu sağlıyor. Aynı zamanda DCI P3 renk komutunu destekliyor. 1800 nit bölgesel peak parlaklık değerine sahip. Tam ekranın tam parlaklık değeri de 1200 nitlere kadar çıkabiliyor. Yani güneş ışığında görülebilirlik sıkıntısı olmadan keskin net renkler görebildiğiniz güzel bir ekran bu cep telefonuna yerleştirilmiş. Aynı zamanda 5000 mAh'lik bataryası da 4 yıl garanti ile beraber geliyor. Eğer 4 yıl boyunca pil sağlığı seksenin altına düşerse Size bu pil konusunda yardımcı oluyor Vivo. Aynı zamanda tabii ki bu pil konusu oldukça önemli kullanıcılar açısından Hani belli bir şarj ömrünü doldurmadan Cep telefonu pilinin sağlığı düştüğünde Çünkü eski deneyimi Bu modelden alamıyorsunuz. Şimdi cep telefonu tasarımsız özelliklerine baktığımızda Arka tarafta 3 tane kamera görüyoruz Ama yine garip bir durum var. Bu 3 kameradan sadece bir tanesi aktif. Diğerleri derinlik ve renk algılama için kullanıldığı yazılmış. Arkasında 50 megapiksellik bir ana kameraya sahibiz. Ve bu ana kamerayla beraber hani gece gündüz fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Ön yüzde de 8 megapiksellik bir kamera var. Yani cep telefonunu genel olarak böyle değerlendirecek olursak eğer bir kamera cep telefonu değil. Yani ben en iyi fotoğrafları çekmek için yola çıktım cep telefonu değil. Bu fiyatı aldığınızda size kabul edilebilir bir kamera performansı almak üzere odaklanılmış. Gece fotoğraflarına baktığımızda biraz ortalamanın altında kalıyor performansı. Ama gündüz çekimlerinde net dinamik aralığın iyi olduğu fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. İçerisindeki yonga nedeniyle sadece Full HD video çekebiliyor. Yani vlog odaklı bir cep telefonu olarak aldığınızda Full HD video çekebildiğinizi bilin. Stabilizasyonla beraber hareketli ortamlarda hareketlerden arındırılmış videolar çekebiliyorsunuz. 8 GB'lık sistem belleği var ve bu 8 GB'lık sistem belleğini dilerseniz depolama alanından 1.8 dağıtarak 16 GB toplamda bellekle bu cep telefonunu kullanmanız mümkün. 256 GB'lık bir depolama alanı ayrılmış ve aynı zamanda sim kart yuvasına takacağınız bir SD kartla beraber ekstra 1 TB daha bu cep telefonu ekleyebiliyorsunuz. Yani depolama alanı konusunda sıkıntı yaşamayacağınızı söylemem mümkün. Telefonda biyometrik güvenlik araçları olarak da ekran üzerinde optik bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Hızlı bir şekilde açılış yapmanızı sağlıyor. Aynı zamanda ön yüz kamerası yüz tanıma da yapabiliyor. Yani parmak iziniz tanınmazsa yüz tanımayla açabiliyorsunuz. Yüzünüz tanımazsa yine parmak izi tanımayla hızlı bir şekilde telefonun menüsüne ulaşabiliyorsunuz. Ses çıkışı önemli cep telefonlarında. Çift taraftan stereo bir ses çıkışına sahip ve genel olarak kalitesi tatminkar. Yani bu fiyat sınıfındaki cep telefonlarından beklentinizi karşılayacak seviyede bir kalite alıyorsunuz. Telefon IP54 suya toza karşı dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece hani yağmur altında falan kaldığınızı çok endişelenmenize gerek yok. Aynı zamanda hani malzeme kalitesini soracak olursanız değer geneli plastikten bir cep telefonu. Evet parlak köşelere çerçevelere sahip ama buradaki çerçeveler de plastik. Ve biraz parmak izi tutmaya yatkın olduğunda söylemem mümkün. Cep telefonuyla beraber ön yüzde fabrika çıkışında ekran koruyucu sunulmuş. Aynı zamanda bir de kılıf da çıkıyor şeffaf olarak. Yani telefonu satın aldıktan sonra herhangi bir ekstra aksesuar ihtiyacınız olmadan kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Hani bu yüzden aslında malzeme kalitesi kılıfla kullanacaklar için herhalde çok da bir şey ifade etmiyor diye düşünüyorum. Fanta OS isimli bir arayüzle beraber geliyor cep telefonu ve gelen kullanım deneyimi olarak baktığınızda Hani herhangi bir şekilde takılma hiç olmadığı, olmadı. Evet özelleştirmelerin oldu ama anlaşılır bir şekilde Android arayüzüne de oldukça yakın kalındı. Bir sistemle beraberiz. Android 14 üstüne kurulu sistem yani güncel bir sürüm kullanıyorsunuz. Genel olarak deneyimlerim herhangi bir sıkıntı olmadan bu cep telefonunu kullanmak üzere oldu. Geçişler, akıcı, uygulamaları açtığınızda hızlı bir şekilde başlıyorlar. Oyun oynamak istediğinizde de cep telefonu hızlı bir şekilde size cevap verebiliyor. Markalar her kategoride kullanıcıya farklı deneyimler sunmak üzere odaklanıyorlar. V30 Lite'da V30'dan sonra özellikle bu UV ışığa duyarlı boyasıyla hani fark yaratmaya amaçlayan renkleriyle kullanıcıları en azından tasarımsal detaylarıyla iyi bir telefon aldığını hissettirmeye çalışan bir model olmuş. Fakat V30'la kıyaslandığında kameradan oldukça fazla kısıldığını görüyoruz. Özellikle ön yüzde 8 megapiksel bir kamera kullanılması, arka yüze baktığımızda ise burada ultra geniş açılı ve telefoto kameralara yer verilmemiş olması kullanıcının kafasını karıştırabilecek şeyler. Fiyat sınıfına baktığımızda rekabet oldukça çetin bu pazarda hani belki fiyatında küçük bir ayarlamayla beraber bu cep telefonu biraz daha öne çıkartılabilir. Kimlere tavsiye edebiliriz bu cep telefonunun içerisindeki yongayla beraber? Hani 5000 mAh'lik batarya çok uzun bir süre pil ömrü sunuyor. Aynı zamanda içerisindeki yonga hem uygulamalar için yeterli hem de 6 üretim süreci üretildiği için enerji verimliliği yüksek bir yonga. Yani uzun süreler bütün uygulamaları çalıştırırsanız dahi bu cep telefonunda çalışmaya devam edebileceksiniz. Ekran açık kalma süreleri konusunda rakiplerinden çok daha önde olacaktır. Aynı zamanda içerik izlemeyi seviyorsanız, YouTube'da gezmeyi, Netflix gibi platformlarda film izlemeyi seviyorsanız ekranı da gerçekten çok iyi bu konularda tatminker. Oyun oynamak isteyenler için de evet bu cep telefonunda günümüz oyunlarını rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama yüksek donanım isteyen, yüksek grafiksel detayları öne çıkan oyunlarda işte buralarda bu Yonga'nın GPU'su biraz yetersiz kalmaya başlayabilir. Çünkü iddiaları arasında çok iyi bir oyuncu telefonu olduğu yok aslında. Her işi uygun şekilde, kullanıcısını tatmin edecek şekilde yapmaya çalışan bir cep telefonu. Hani bir sonraki modelinde neleri geliştirmeleri lazım diye sorarsanız Bence 4K video ve ultra geniş açılı bir kamera eklense, selfie kamerası da biraz daha iyileştirilse bu cep telefonu konusunda iyi bir ilerleme görmüş olabiliriz. Burada videomun sonuna geldim. Sizlere V30 Lite ile ilgili notlarımı aktardım. Eğer sizlerin de eleştirileriniz, yorumlarınız varsa mutlaka yorumlar kısmında yazın ki bu cep telefonu alma arifesinde olan kullanıcılar hep birlikte yardımcı olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.